Merhabalar arkadaşlar. Bugün dizilerde monotonluk dersimize devam edeceğiz. Şimdi dizilerde monotonluğu tanımak için önce bir tanım verelim. Tanım. Evet, dizilerde monotonluk dediğimiz zaman tabii her zaman dizilerde neyle çalışıyorduk? Doğal sayılar. O zaman her zamanki gibi her ne elemandır doğal sayı ile başladık. Her ne elemandır doğal sayı için an küçük eşit an artı 1 ise an dizisine artan an artı 1 küçük eşit veya küçük an ise an dizisine azalan dizi denir. Evet, şimdi dediniz ki kendi kendinize büyük ihtimal monotonluk dediniz ama biz burada artan ve azalan yazdık. Arkadaşlar, diğer bir tanım olarak verirsek bunu da artan veya azalan dizilere ne denir? Tabii ki de monoton dizi denir. Yani bize sorularda karşımıza çıktığında AN dizisi artan mıdır, azalan mıdır diye inceleyin demez. AN dizisinin monotonluğunu inceleyiniz derim. Şimdi monotonluğu tanımını verdik. Tanımı bizim için çok dediğimiz gibi teoriye girmeyeceğimiz için. Şimdi monotonluk nasıl incelenir? Monotonluk iki türde incelenir arkadaşlar. Bunlardan birincisi an artı 1 eksi an formatında inceleyip bu farkın sıfırdan küçük mü yoksa sıfırdan büyük mü olduğuna bakılıp buradan an dizisinin artan veya azalan olduğunu karar verilir. İkinci inceleniş ise an artı 1'in AN'e oranı birden büyük mü yoksa birden küçük mü olduğu incelenip buradan yine dizinin artan veya azalan olduğu görülebilir. Şimdi bu iki türle de örnekler çözeceğiz. O halde hemen örneklere geçip daha iyi kavrayalım nasıl bulunduğunu monotonluğun. Örnek diyelim, örnek bir diyelim hatta. Örnek bize nasıl bir dizi verirsin? Şöyle bir dizi verirsin. AN eşittir N bölü N artı 1 dizisinin monotonluğunu inceleyin. Evet, gördüğünüz gibi monotonluğunu inceleyiniz. Artan veya azalanlığına bakınız demedi. Devam edelim. Çözüm. Burada videoyu durdurup kendiniz uğraşabilirsiniz. Şimdi çözüme bakalım. Bu soruda da neyi kullanacağız? Arkadaşlar, genelde üst yoksa, yani AN'in genel terimi, dizinin genel teriminde üst yoksa, yani üstü bir ifade yoksa %99 oranında AN artı 1 eksi AN formatı kullanılır. Burada biz AN artı AN eksi formatını kullanalım. Tamam, AN artı 1 dediğimiz şey nedir? N artı 1 bölü N artı 2 eksi N bölü N artı 1'dir. Şimdi burada payda eşitleyip işlemleri yapabiliriz. Ama biz burada gelin küçük matematiksel hilelere kaçalım. Nedir bu matematiksel hileler? Şöyle siyah çekeyim. AN dediğimiz şey neydi? N bölü N artı 1'di. Ben bunu şöyle yazsam. N'lerin oranına bakıyorum 1. Aradaki işareti bakacağız şimdi. N artı 1. Aradaki işaret ne olacak arkadaşlar? Payda eşitlediğimde. N artı 1 olacak. O zaman eksi 1 olursa ne olur burası? Burası ne olacak? N artı 1 bölü N artı 1. Eksi 1 olduğunda ne olacak? N bölü N artı 1'e eşit olacak değil mi? Aynı şeyi AN artı 1 için de yapalım. N artı 1 bölü N artı 2 ise burada da sadece aynı ifade olduğu için eksi 1 bölü N artı 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunlara gelip burada bu şekilde yazarsak 1 eksi 1 bölü N artı 2 eksi 1 eksiyle eksiyi çarptık yani dağıttım içeriye artı 1 bölü N artı 1 oldu. Tamamdır. Bunu böyle yaptıysak şimdi burada gördüğünüz gibi birler birbirini götürdü. Sonuç olarak ne kaldı? 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 kaldı. Bu ifadelerin büyük olduğunu nasıl anlayacağız? Hemen şöyle bir aradım. Yaparsak arkadaşlar n artı 2 büyük eşit n artı 1 olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü n bir doğal sayıydı. O halde her tarafın eksi birinci üssünü ya da ters çevirerek bir bölüsünü alırsak ne olacaktı? 1 bölü n artı 2 işaret yer değiştiriyordu değil mi? Yön değiştirirdi. 1 bölü n artı 1 olarak olmuş oldu. Yani 1 bölü n artı 1
büyüktür. Neyden? 1 bölü n artı 2'den. O halde bu ifadenin sonucu nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük eşittir. Biz burada neyi incelemiştik? A n artı 1 eksi a n'i incelemedik mi? Bu ifade sıfırdan büyükse eksi a n'i diğer tarafa atarsam a n artı 1 büyüktür a n oldu. Bu bize neyi söylüyor arkadaşlar? Buradan bu bize neyi söyledi? O zaman her n eleman doğal sayı için a n dizisi monoton artandır. Veya monoton artandır yerine şöyle çapraz yukarıya doğru bir ok parantez içinde kullanabiliriz arkadaşlar. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. O zaman bir tane daha örnek yapalım. İyice kavrasın konu. Örnek 2 diyelim şöyle. Evet, bu nasıl bir örnek olsun? Bu da şöyle bir örnek olsun. An eşittir. 1 bölü n artı 1 bölü n artı 1 artı 1 bölü n artı 2 artı nokta nokta artı 1 bölü 2n. Parantezi kapatalım. Dizisinin monotonluğunu inceleyiniz. Tamam, çözüm diyelim o zaman arkadaşlar. Yine videoyu burada duraklatıp birinci soruda yaptığımız gibi uğraşabilirsiniz. Yani birinci soruda da bu sorunun çözümü aynı olacak. Çünkü burada da baktığımız gibi AN dizisinin genel terimi yani AN dizisi nedir? Genel terimdir AN dizinin değil mi? O zaman dizinin genel teriminde üslü bir ifade olduğunu göremiyorum. O halde ben burada ne kullanacağım? Tabii ki de AN artı 1 eksi AN. Tamam şu an sen formatı biliyorsun. O halde bunu durdurup bir kendin uğraşabilirsin. Biz direkt yapalım. Siz durdurup devam edebilirsiniz videomuzu. 1 bölü n artı 1. N yerine n artı 1 yazdığım zaman. Artı 1 bölü n artı 2. Artı nokta nokta artı 1 bölü 2n. Artı 1 bölü 2n artı 1. Artı 1 bölü 2n artı 2. Arkadaşlar burada yerimiz yetmeyecek. Eksili ifadeyi şuraya altına yazalım. 1 bölü n artı 1 bölü n artı 1 artı 1 bölü n artı 2 artı nokta nokta artı 1 bölü 2n'e kadar gidiyordu. Burada birbirini götüren ifadeler var gördüğümüz gibi. N artı 1'ler götürdü eksil olduğu için. N artı 2'ler götürdü. Aradakiler götürdü. Yani 1 bölü 2n'e kadar olan ifadeler birbirini götürdü. Elimizde ne kaldı bir bakalım. 1 bölü 2n artı 1 artı 1 bölü 2n artı 2 eksi 1 bölü n kaldı. Şimdi üçlü bir ifade kaldı arkadaşlar burada elimizde. Gördüğünüz gibi bu ifadeleri ne yapabiliriz? Tek tek paydalarını eşitleyip bulabiliriz. Ama öyle uğraşmak yerine biz yine küçük bir matematiksel hile yapacak olursak nasıl diyelim? Şöyle 1 bölü n ifadesiyle 2 bölü 2n ifadesi birbirine eşit değil midir? Tamam eşittir. 2 bölü 2n'i de ben 1 bölü 2n artı 1 bölü 2n diye yazamaz mıyım? Yazarım değil mi? Matematiksel olarak bu ifadeler birbirine eşit. O halde bunları bu şekilde yazarsak 1 bölü 2n artı 1 eksi 1 bölü 2n artı 1 bölü 2n artı 2 eksi 1 bölü 2n. Arkadaşlar şimdi buradaki de deminki gibi yaptığımız ifadeyi yapacağız. Yapalım. Şurada ara işlem yaparsak 2n artı 1 büyüktür 2n. Aynı şekilde 2n artı 2 büyüktür 2n. O halde bunların 1 bölüsü ne olacaktır? 1 bölü 2n artı 1 küçüktür. 1 bölü 2n. 1 bölü 2n artı 2 de nedir? Küçüktür. 1 bölü 2n. O halde şuradaki işaret nedir arkadaşlar? Negatif bir işarettir. Buradaki işaret de nedir? Bu da negatiftir. Evet şimdi akıllara gelen bir soruyu soralım. Diyecek ki hocam buradaki pozitif çıksa buradaki negatif çıksa veya tam tersi buradaki pozitif, buradaki negatif çıksa böyle bir şeyle karşılaşabilir miyiz derseniz arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Ya sorunun çözümünde hata vardır veya sorunun yazımında hata vardır. Burası %100 ikisi de negatif veya ikisi de pozitif olmak zorundadır. O halde negatif artı negatif ne olacaktı bizim sonucumuz? Negatif. Ne yapmıştık yukarıda? An artı 1 eksi an ifadesi küçük çıktı sıfırdan. O halde eksi a'nı diğer tarafa attığım zaman küçüktür a'n oldu. Bakın ne çıktı bizim dizimiz? O zaman her n eleman doğal sayılar için a'n dizisi nedir? Monoton
azalandır. Ya da ok içinde çapraz aşağı doğru bir şey gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu örnek, üçüncü örneği ödev olarak bırakmak istiyorum. Aynı mantıkla çözeceksiniz. Hiçbir şey yok. Yani an artı 1 eksi an formatında olan bir örnek bırakacağım. A1 eşittir kök 2 virgül an eşittir 2 artı an eksi 1 ve her n büyük eşit 2 tabii ki de. Bunu unutmuyoruz. İndirgenme bağıntısı ile verilen dizinin monotonluğunu inceleyiniz. Arkadaşlar küçük bir kopya vereyim bu soru için. Bu soruda ne var? İndirgenme bağıntısı var. O halde bu soruda şunu kullanacaksınız. Birinci dersimizde yapmış olduğumuz tümevarım ispatını kullanarak bu soruyu çözebilirsiniz. Bu sorunun yapılmış halini, yani çözümünün PDF'ini de aynı şekilde videomuzun altına ekleyeceğim. Yaptıktan sonra kontrol etmek isteyen arkadaşlar videonun altından PDF'e bakarak çözümlerinin doğru olup olmadığını kontrol edebilirler. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci kısma, yani ikinci tip. Neydi ikinci tipimiz? AN artı 1 bölü AN büyük bir mi küçük bir mi ile ilgili örnek çözmeye. O zaman bununla ilgili birkaç örnek çözüp yine konumuzu pekiştirelim. Örnek diyelim o zaman. Örnek 4 olsun. Üçüncü örneği ödev bıraktık. AN eşittir 1 artı 1 bölen üzeri N dizisi monotonluğunu inceleyiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi demin ne demiştim size? Bir dakika arkadaşlar, şu örneği şuradan alıp sayfaya koyalım. Çözümüyle aynı yerde olsun. Tamam. Şimdi neydi? Ne demiştim demin ben size? Tabii ki de bakın, diğer ikinci yöntemi kullanmanız için üstü bir ifade olacak demiştim. Bakın üzeri m var. Üstü bir ifade. Yani çözümümde neyi kullanacağım? Anlıyorum buradan. An artı 1 bölü an ifadesini kullanacağımı anlıyorum. O halde kullanalım. Hadi gelin kullanalım. 1 artı 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1. 1 artı 1 bölü n üzeri n. Burada arkadaşlar şurada paydaları eşit diyelim bakalım. Ne olacak? N artı 1 artı 1 daha. N artı 2 bölü n artı 1 üzeri n artı 1. Burası da ne olacak? N artı 1 bölü n üzeri n. Bu ifadeleri şimdi şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. N artı 2 üzeri n artı 1 çarpı n üzeri n. Yani bölmede yaptığımız birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım mantığı. Üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 üzeri n. Evet, şunu kopyalayalım hemen. Online eğitimin şeyinden faydalanarak. Şuraya yapıştıralım tekrar. Şimdi arkadaşlar buradan sonra küçük matematiksel bir hile yapacağız. Burayı ne ile çarpacağız? Şuranın üstüyle eşit olması için n ile çarpıp n'e bölüyorum. Burayı da n artı 1'e bölüp n artı 1'e çarpacağım. Ki üstler eşit olsun. Bu durumda ne olacak? N artı 2 üzeri n artı 1 çarpı n üzeri n artı 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 bölü n kaldı. Evet, devam edelim. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar üsttekinde? Üstler eşit, tabanlar farklı. O zaman tabanları çarpabilirim demek bu. N kare artı 2n üzeri n artı 1 bölü. Aynı şekilde üstler de eşit, tabanlar da eşit. Hiç fark etmez. Tabanları çarptığımız için tabanları çarpalım. N kare artı 2n artı 1 üzeri n artı 1. Bu şekilde de yazabilirim. Veya kısaca şunları silelim. Direkt şu şekilde yazabiliriz. Üzeri n artı 1.
çarpı n artı 1 bölü n. Şimdi arkadaşlar şurada ne yapacağım? Şöyle 1 artı ya da 1 eksili bir şey yazmaya çalışacağım. Gördüğümüz gibi. Burada neydi hemen? 1 eksi ya da 1 artı eksi 1 n kare artı 2n artı 1 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz bu işlemin. Küçük bir matematiksel hileyle. N artı 1 bölü n. Evet arkadaşlar buradan sonra önemli bir ara işlem yapacağız. Not diyelim şöyle araya. Bernoulli eşitsizliği kullanacağız. Bernoulli eşitsizliği nedir derseniz arkadaşlar belki bilmeyenleriniz olabilir. 1 artı x üzeri n ifadesi büyüktür. Hatta büyük eşittir. 1 artı n çarpı x ifadesinden. Bizim burada alacağımız x olarak alacağımız ifade şu. Şu ifade. Tamam. Kullanalım o zaman. Ne diyelim? 1 artı eksi 1. Artık alt taraftaki yani n kare artı 2 n artı 1'i n artı 1'in karesi diye yazabilirim. Üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 bölü n. Büyük eşittir. Neydi? 1 artı n artı 1 çarpacağım. Eksi 1 bölü n artı 1'in karesi. Parantezi kapatıyorum. Şu ifadeyi çarpıyorum. N artı 1 bölü n. Tamam, devam edelim. Şimdi eşit koyacağım. Çünkü buna eşit olduğunu gösteriyorum. Yani buna eşit olduğunu göstermiyorum. Eşit koymamın sebebi. N artı 1 bölü n artı ne olacak burası? N artı 1'in karesi çarpı eksi 1 bölü n artı 1'in karesi çarpı n. Buradan n artı 1'in kareleri gitti. Ne kaldı? Eksi 1 bölü n. N artı 1 bölü n. Pay ve paylarından dolayı toplarsak n artı 1 eksi 1 daha birler birbirini götürecek. N bölü n'den eşittir 1 kalacak. Yani şuradaki ifade. Bu ifade neydi? Yazarsak a n artı 1 bölü a n eşitti. Bu ifade neyden büyük çıktı? 1'den. Burada şöyle içler dışlar yaparsam a n artı 1 ifadesi neyden büyük çıkacak? A n'den. O zaman bizim için neydi bu soru? Her n eleman doğal sayılar için a n dizisi nedir? Tabii ki de monoton artan dizidir. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani bütün sorular bu iki yöntemle çözülecek monotonlukta. Yöntemler bu. Sadece arada bazı matematiksel hileler yapmanız gerekecek. Bunlar da biraz matematiksel düşünmeyle alakalı. Tabii mühendislik okuyan arkadaşların bu matematiksel hilelere ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. O yüzden ben bu hileleri matematik okuyan öğrenciler için gösteriyorum. Yoksa mühendislikler için böyle matematiksel hileler olan sorular sorulacağını düşünmüyorum. Şimdi yine bu konuyla alakalı bir tane daha ödev sorusu bırakmak istiyorum. A n eşittir. 1 artı 1 bölü n üzeri n artı 1 dizisi monoton azalandır. Gösteriniz. Evet arkadaşlar bu dizide monoton azalan olduğunu söylüyor bize. Bu soruyu daha çok matematik okuyanlar için ödev bırakıyorum. Yani nasıl olsa mühendislik okuyanlara böyle bir soru sorulmaz. Yani monoton azalan olduğunu gösterin diye bir soru sorulmaz. Bu dizi monoton mudur diye sorulur. Yani monoton dediğim artan mı azalan mı olduğunu sorulur. Ama azalan olduğunu gösterin tarzında sorular soruluyorsa bunlar genelde matematik öğrencileridir. Bu soruyu onlar için ödev bırakıyorum. Yine sorunun çözümünü diğer bırakmış olduğum örnek ödev sorusuyla beraber PDF'ini videonun altına yükleyeceğim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek üzere.